Evet değerli izleyiciler, şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu, Stüdyo Leyza Pozitif Reklam ve Miraç Kundura katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Şu anda da yayın yapmış olduğumuz yer İstanbul Sultan Gazi Habibi'den merkezde Miraç Kundura tesislerinden yayın gerçekleşiyor. Değerli izleyiciler, yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda da yanımızda hem memleketli hem enişte kendisi, çok sevdiğim değerli bir abimiz var. Yayını alalım dedik. Sevdiklerine güzel mesajları var. Bir önce bir hoş geldin diyelim. Sohbetimize başlayalım. Evet. Hoş geldin. Safaları getirdin. Nasılsınız? İyiyim. Allah daha iyisin. Şu anda yayında Miraç TV'desin. Miraç TV izliyorsun. Tabii. Dünyanın her yerinde bir sürü sevdiklerim var. Sizi izleyenler açısından bir tanıyalım. Memleket neresi? İsim, soy isim. Ben Rızeli'yim. Evet. Rıza Güzelköy'den. Mehmet Bakırcı. Mehmet Bakırcı. Yaş kaç Mehmet abi? Yaş 1965 doğumlu işte. 50-51. Tamam. Allah uzun hayırlı ömürler versin. Tamam. Emekli oldun mu? Oldum. İyi maşallah. Tatlı yeriz inşallah. İnşallah ne demek. Şimdi Mehmet abi. Önce soralım bakalım. Mehmet abimiz nasıl evlendi? Görücü usulü mü, sevdalık mı yaptı? Kaçarak mı? Evliliği nasıl oldu? Görücü usulü. Tabii. Görücü usulü. Evliliğin evet. Oldu. Kimin vasıtasıyla? Abimin. Şakir Bakırcı. Allah rahmet eylesin. O da Uruspa Deniz. Evet. Sen de Uruspa Deniz. Evet. Yani eski abi. İsmi Uruspa değerli şimdi, izleyiciler. Muradiye. Şimdi Mehmet abi bizim Rize Muradiye'den evlidir. Aramıza böyle bir sırt var yani. Hemen karşı tarafı da Mehmet abilerimizin kendi yerleridir. Hep iç içiyiz zaten. Rize'de Paşa Deli Hasan. Yani İsmet Kıdal'ın damadıdır. İsmet amcamızı Allah uzun gün hayırlı ömürler versin. İsmet amcamızı çok seviyoruz. Eski çınarlarımızdandır kendisi ve hanımı biz onu katibi hala olarak biliriz. İsmi 49 yaşına geldim. İnanın bak enişte söyledi. Fazilet olarak bilmiyorum. Katibi olarak öyle. Yani fazilet deseler Fazilet Kıdal çokları bilmez. Hele yeni gençler bilmez. Fazilet bak ben de daha sizden duydum. Belki birkaç sefer annemle söylemiş olabilir ama Katibe Hala'ya da çok selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Allah uzun hayırlı ömürler versin. İnşallah Rize'de İsmet amcayla da bir çekim yapmak nasip olur. Yayınlarımız tabii devam ediyor. Rize'deki herkese Muradiye olsun. Yani her yerinde izleyenlere sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi Mehmet abi, evlilik öyle oldu diyorsun. Tamam. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Kaç çocuk var? İki tane. İki kız erkek? İkisi de erkek. Allah uzun hayırlı ömürler versin. Allah razı olsun. Mehmet abinin çok değerli efendi çocukları var. Bunu ben şahsım olarak, doğru olarak söylüyorum. İkisi de birbirinden değerli Murat ve Yasin. Evet. İnancıyla, kişilikleriyle, efendiliğiyle, dürüstlüğüyle. Yani herkese böyle evlat nasip olmaz. Allah nazarlarına saklasın. Hani gerçek olarak söylüyorum. Yani bu neden kaynaklanıyor Mehmet abi? İşte anne baba terbiyesinden, çoğunlukla da anne. Öyle değil mi? Tabii. Evlatlar anneleri yetiştiriyor. Evet, şimdi babalar desen çok efendi, dürüst, ağlayanla ağlar, gülenle güler. Böyle ağzı var, dili yok. Diyorsun tabii. Valla öyle görüyorum ama. Geliyorsun tabii. Öyle mi? Diyorsun tabii ama. Beni dişi seni yakalayacaklar. Öyle mi? Yok. ama Emine, yani. Emine o konuda da şeydir yani biliyorsun. Tabii, diktatör. Diktatördür ama Emine de iyi bir insan. Allah mutluluğunuzu daim etsin. Ama. İkiniz de birbirini bulmuşsunuz. Tabii. Allah uzun hayırlı ömürler versin. Ama. Böyle yaşlanırsınız, çocuklarını görürsünüz inşallah. Amin inşallah. Dilediğimiz odur. Şimdi Mehmet abi biliyorsun, ölüm anında olan bir şey. Geçen, bundan birkaç gün önce duydun, Şeref Sakal abimiz. Evet, evet. Akıl rahmetine kavuştu. Onunla böyle çekim röportajı yapmıştık, bir anı kaldı. İnsanlarımız kıymetinin sağlığını bilmek lazım, değil mi? Tabii. Evet. Ne yapıyorsun? Siz kaç kardeştiniz? Bunu da soralım. Erkek olarak 3 daha 7 kardeşiz. Kız erkek, 3 erkek, 4 kız. Evet. 4 kız. Bir ölen bir Şakir abi değil mi? Evet, bir ölen. Allah rahmet eylesin. Onu da çok iyi tanırım Şakir abimizi. Diğerleri de Allah uzun hayırlı ömürler versin. Gençlik yıllarında bu yana ne işlere ulaştın? Onları da kısa bir özel alayım. Ben esnaflıktan başladım.
Evet. 10-15 sene dolmuşluk yaptım. Güzel. Tekrar İstanbul'a girdim, tekrar esnaflıktan emekli olduk. Rize'de çalışıyordun değil mi? Evet, Rize'de esnaflıktan başladım. Evet, köyde. Rize'de minibüsçülük yaptın. Önce bakkalcılık yaptım, sonra 15 sene minibüsçülük yaptım. Rize'de, tekrar İstanbul'a girdim. Hangi hata çalıştın? Güzelköy Rize. Güzelköy Rize'de çalıştın. Niye oraya Güzelköy demişler, bir anlamı var mı? Yani illa ki... Ben pek bilmiyorum da, eskiden Harveli diye ismi. Harveli, evet. Ondan sonra bizimki ikiye böldüler büyük kolamalar. Harvel size yakın değil mi? Ay. Harvel bizimkinin ismi, eski ismi. Ha, bu akşam da Allah nasip ederse Kasımpaşa'ya düğüne gideceğim. Lemar düğün salonunda Harvel'li aksesuar, böyle güzel kravatlar, gömlekler, ihracat yapan bir değerli abimiz. Hatta o da bizim sponsor. Bu akşam onun oğlunun düğünü var. Pardon, kızının nişanı var. Evet. Bu akşam orada olacağız. Ona da sevgilerimizi gönderiyoruz. İsim, eski ismi Harvel, şimdi... Yeni ismi Güzelköy. Güzelköy. Evet, evet, yani değişiklik yaptılar. Evet. Nasıl Urusma var, bir Murat diye oldu. Evet. Evet. Anne sağ mı? Annem sizlere rahmet. Anne de anne, ne kadar oldu ya? Aşağı yukarı 5-6 sene. 5-6 sene değil mi? Biz evet. Unutuyor. Allah rahmet eylesin. Baba zaten evet, o da rahmetli olmuş. Allah... Hayırlı olsun. Dünyanın kanını bu. Ne yapıyorsun? Şu anda İstanbul'da emekli oldun. Emekli oldum. Evet. Şu anda emekli maaşım bekliyor. Emekli maaşını? Daha alamadık. Ama maaşı alırız ama tatlıda bekleriz bir şey. Tabii. Yayına söylüyorsun ama evet, değil mi? Evet, ama gelip de gideceksin ha. Ama testlere gireriz de burada hem tabii. Yayına gösteririz. Tabii, burada. Daha iyi olur. Yakın, burada yakın. Biliyorsun, Mehmet abi biz sizi gerçekten çok seviyoruz. Başka son olarak sevdiklerine ne söylemek istiyorsun? Hepsine saygılar, selamlar. Gönderiyorsun. Tabii. Daha önce ziyaretlere katıldın mı? Yok. Ama gayet güzel konuştun. Az önce biraz da konuşamam falan. İlk kez, hayatıma ilk kez falan yani yapıyorum. Murat karşısına gelirken, çıkmak bile çıkıyor. Gelirken Murat dedi mi sana, baba Miraç abi seni yayına alacak dedi mi sana? Kesin alır dedi de ben de onu gelmek istemiyorum. Ya seni bırakın. Ya çünkü niye biliyor musun? Ama bir sefer bu yayınları yapıyor. Öyle mi var ya? Evet. Yani yarın öyle gideceğiz, böyle bir görüntümüz kalsın. Kalsın. Burada oynamıyoruz, eğlenmiyoruz. Güzel bir sevdiklerine mesaj göndereceğiz. Şimdi Mehmet abi, yıllardan beri bir sürü arkadaşları var, görmemiş. Tabii. Çünkü kimisi Avrupa'da, her tarafı dağılma ama yayın aracılığıyla artık sana haberler gelecek. O görmediğin arkadaşlar sizi görünce özlemini gidermiş olacaklar. Tabii. Yani o görmediğin arkadaşlarına, çocukluk arkadaşlarına ne demek istiyorsun? Ne söylemek istiyorsun? Abi, ne diyeyim? Ben iki sevgi, selamlarını sevgi, selamlar, sağlıklı günler, evet. Mutlu günler. Çocuklarına, günler. Çocuklarına. Çocuklarıma. Evet. Ne bileyim, tutukluk yaptık işte. Kimse düğmeye de emineye de söyleyesin buradan. Yani. Çok seviyorum. Vallahi tebrik ederim. Şimdi bunun ayıbı yoktur değerli tabii. İzleyiciler. Bir hanımın, beyin böyle mutlu olması hem yaradan açısından mutluluktur. Hem kullar açısından. Tamam. Allah kimsenin mutluluğunu, huzurunu bozmasın. Mehmet abi çok teşekkür ediyoruz. Allah uzun gün hayırlı umurlu versin. Tamam. Çayımızı içiyoruz zaten. Tamam. Aleyküm selam. Çayımızı içiyoruz zaten. Tamam. Gene içeceğiz. Çiçekler solar. Ama sen solman Mehmet abi sana güzel bir çiçek hediye ediyoruz. Teşekkür ederim. Tamam mı? Bunlar solar ama sen solma diyoruz değil mi? Solma abi bu plastik. Bu plastik mi? Yok. Su koysunlar canlandı da. Canlandı. Şey yapsam ha. Evet abi güzel bir sohbet oldu. Kameraya da bir yakışıklı salla. Yayından çıkabilirsin. Teşekkür ederim.